uzun ve sağlıklı yaşamak mümkün mü? Gün ışığının beslenmeyle ilişkisi nedir? Ağızdan nefes almak ömrü kısaltır mı? Açelya Akkoyun soruyor, biyokimya ve anti-aging uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu uzun yaşamanın sırlarını anlatıyor. Ekranların bilgilendirirken keyiflendiren programı Akla Takılanlar, Açelya Akkoyun moderatörlüğünde başlıyor. Efendim, her zaman söylediğimiz gibi ekranlarınızın başına hoş geldiniz öncelikle. Akşam yemeği için hazırlıklarınızı yaparken sevgili hocam Ayşegül Çoruhlu'ya böyle çok önemli sorular soracağız. Mesela uzun yaşamak için, sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız? Nelerde fayda var? Neleri doğru biliyoruz veya neleri düzeltmek için hangi davranışları geliştirmeliyiz? Hepsini değerli hocama soracağım izninizle. Ama her şeyden önce merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz sizi takip etmeye doyamıyoruz açıkçası. Her geçen gün yenilediğiniz bilgileri bize böyle en kolayından anlatabilme güdünüz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Her zaman. Ayşegül Hocam aslında önce büyük bir başlıkla başlamak istiyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamak nedir aslında? Biz burada neyi hedefliyoruz? Şöyle... Öncelikle hedefimizin, yani öncelikle şunu kavramak gerekiyor. Biyolojik bir canlılığımız olduğu için bir takım biyolojik kurallara tabi. Yani nasıl bir yerimizi kesince kanıyor biyolojik bir kuralsa, işte beslenmeden yaşam şekline kadar o biyolojik bütünlüğü koruyan ama ya da yıpratan şeyler de var değil mi? Bir kere böyle baktığımızda biyolojik yaşın takvim yaşından farklı olabildiğini anlamamız lazım. Bu sadece genetik değil. Çünkü ikiz kardeşlerin mesela biri sigara içiyor öbürü içmiyorsa aradaki farkı zaten görüyoruz. Genetiğe rağmen yaptıkları anlamında. Şimdi bunu böyle uzaktan biz bu işi biraz bu işe biraz müdahale edebilirmişiz. Yaşlanma hızımızı yavaşlatabilirmişiz diye anladığımız zaman şöyle düşünmek daha doğru olabilir. İkinci fikir olarak ikna olmak için. Şimdi doğduğumuzda annemizin karnımızdan çıktığımız o iki hücreden olduk ya biz katlana katlana işte bebek olduk. Sonra büyüdük falan. Şimdi o hücrelerin hiçbiri bizde yok. Sizde 7 yıl önceki hücreler yok. Cildinizde bir ay önceki hücreler yok. İşte bağırsaklarınızda geçen haftaki hücreler yok. Yani geçen haftakiler yok. Hepsi yenileriyle yer değiştiriyor ya. Şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım. Yeniler geldiğine göre zaten bir yenilenme varken yeni gelenlere ben en iyi yaşam şartlarını, beslenmeyi, uykuyu verirsem yeni gelenler benim sıradan günlerimde yenilenenlerden daha potansiyel iyi olabilirler mi? Benim için daha uzun vadeli bir sağlık ve dinçlik sağlayabilirler mi? Çünkü bu, biz her şeyi hücreler üstünden yapıyoruz. Yani saç da hücrelerden çok oluşuyor, doğru. Beyin de hücrelerden oluşuyor falan filan. Beslenme, yaşam hep aynı şey ama iki şey akıla gelmeli. Bir, takvimle biyoloji farklı. Çünkü biz bunu ikizlerde bile görüyoruz. Genleri aynı olduğu halde farklı yaşlanıyorlar. Buna ikna olduk. İkincisi de her hücre bir ömre sahip ve o gittiği için yerine gelen yeninin en yeni, en iyi olması na hedef koyarsak o zaman kendimizi aslında minimumda 5 günde maksimumda 7 yılda %100 en iyi şekilde yenileyebiliriz. Umut verici bir şey bu anlamda. Evet, umut verici. Yani elimizde gücümüz. Evet. Yani manipüle edebiliriz kendimizi. Ya da mesela şu belki şey olabilir. Diyelim ki biz işte böyle ben ona sosyal jetlag diyorum. Dışarı gittik arkadaşlarımıza gerçi şu ara çok yapıyoruz. Geç yattık, televizyonda bir şey seyrettik falan. Normalde biyolojinin bu insan biyolojisinin istediği uyku saati gece 11'de işte serin bir odada mümkünse aç olarak uykuya yatmak ya. Şimdi bunu yaptığımda ne oluyor? Ama dizi seyrettiğimde, televizyon karşısında bir şey atıştırdığımda, telefona bakarak yattığımda ne oluyor? İkisi arasındaki fark şu. Ertesi gün bir şey anlamasak bile, öğleden sonra evde uyusak bile doğru yaptığımız gece bu bahsettiğim eskimiş hücreler var ya onların doğru olarak tespiti ve vücutta yok edilip yerine yeni kök hücrelerin getirilmesi daha doğru bir tespit oluyor. Ama yanlış bir yatmada sadece uyku ya konumuz hani beslenme de aynı. Yanlış ve geç kalınmış bir yatma halinde ise gece uykuda o işi yapamıyor yarı yarıya yapıyor. Zaman vermiyorsun vücuda. Evet. Hem zaman vermiyorsun hem de işte gene kendi yorgunluğun gibi hücrenin de o döngüyü geri dönüşüm kutusunu temizleyecek olan çöp kutusunu temizleyip yeni hücreleri koyacak olan hücrelerin de yorulmuş oluyor çok sen doğru. Uyumadığında. Çünkü temizlik, yenilenme falan uykuyla çok alakalı. Evet. Ve hatta hani yemek ne yiyeyimden çok ne yeme
Hangi egzersiz yapayımdan çok ne zaman uyu? Yani uyumakla yememek daha yenileyici bir şey. Hı hı. Şarj gibi. Telefonunuzu şarj almadan. Bravo, şarj. Yani nasıl o telefon için panikliyorsun pil, şarjı aynen. sokmaya? Kendini kesinlikle şarjı sokmaya gibi. Şarj ve pil ömrü. Yani sizin söylediğiniz o ömür uzatılabilir mi? Hı hı. Pil ömrü uzatılabilir mi? Değil doğru mi? Kullanım. Doğru tabii. kullandınız. Bunu yapalım. Bu güzel. Bir de hatta o telefonlar diyelim pilden bahsediyorsak onların üst modelleri yapılabilir mi? Hmm. Şimdi bu okay. Neuralink'te falan nasıl yapmaya çalışıyorlar? Üst model insan yapmaya çalışıyorlar. Biz bununla yarışamayacağımıza göre kendi üst modelimiz ne? Hem sağlıkla ilgili her şeyi yapalım doğru bildiklerimizi. Hem de mesela işte meditasyon yapmak, yürüyüş yapmak, daha çok sebze ağırlıklı beslenmek gibi sağlıklılığın üst modeline de geçmeye çalışalım. Hmm. Hani o şey olarak. Hani cep telefonuymuşuz gibi yani. Birinciyi modeli de şarjı hallettik. Şarjı hallet, modeli yukarı. Evet, aynen. Harikasınız. Bravo. Ama sizden öğrendiğimiz, uzun zamandır da birçok uzmanın da konuştuğu sirkadiyeni de konuşmak istiyorum. Hı-hı. Aslında biraz önce anlattınız. Hı-hı. Ama tam geniş. Olarak nedir bu döngü, nerede başlıyor? Evet, şimdi bu o kadar aslında temel bir şey ki bence bundan sonraki tıp tamamen bunun üstüne dönecek. Hı-hı. Yani herhangi bir vitamini, ilacı, belki olacağımız ameliyatı falan hep o saatlere göre ayarlayacaklar. Çünkü varoluşun en primitif şeyi bu. Yani güneşe ve gün ışığına göre biyolojilerin, bitki, çiçeğin güneşe dönmesi, gece yaprağını kapaması gibi hayvanların göç yolları, kışın, yazın vesaire. Hepimiz o biyolojik döngüye tabiyiz. Çünkü başka türlü hayatta kalamazdık. Yani bizim o eski insanlar halimizden işte her yıllar geçtikçe daha hayatta kalanları aslında bu güneşin döngüsüyle biyolojik olarak uyum yakalayanlar oldu. Yiyeceğini bulmak, işte kışın saklanmak, yazın daha rahat yiyecek stoklamak falan. Şimdi bu böyle çok primitif bir mekanizma ile başladı. Ama biz kompleks canlılar olarak bunu daha nasıl diyeyim? Bu kurala uymadığımızda sanki iz düşümünü kolay göremiyormuşuz gibi geliyor. Hmm. İşte o bahsettiğim tek gece geç yattım ve biyolojik ritmime uymadığımda biyolojik ritimle çalışan insülinler, işte kortizoller, melatoninleri o gece bozmuş olduğunda ertesi gün hastalanmıyorsun. Buradaki sorun zaten o hastalanmanın yıllar alması. Potansiyel oluşturuyorsun ama orada. Ama potansiyel oluşturuyorsun. Oradaki hani kötü sağlık bankasına onu koymuş oluyorsun. O yüzden belki hani ne yiyelim? Yiyecek guruları ya, food guru mesela, yiyecek guruları çok var. Hani ben de konuşuyorum, bir sürü hekim de konuşuyor falan. Bir sürü guruluk durumu var, spor guruları falan. Hani guru bilir kişi anlamında söylüyorum. Ama burada bence bizim bu sirkadiyen guru, ışık döngüsü guruları modeline geçmemiz lazım. Ve bunu kovalamak daha önemli olmalı. Gerçekten vaktinde yattın mı? Gerçekten vaktinde kalktın mı? Gerçekten sahte ışıklar yerine doğal ışığa çıktın mı? Mesela güneş ile gözlerin evet. temas etti mi? Vücudun temas etti mi? Covid'de ne öğrendik? Vitamin D hikayesiyle güneşi öğrendik ama aslında vitamin D'den de büyüktür o hikaye. Güneşle muhatabiyettir aslında. Yani normalde aslında toprağa basmak bile o sirkadiyen ritimle alakalıdır. Çünkü gene o doğanın parçası olduğunu ritmine hatırlatırsın. Şimdi bunlar biraz şey konular gelebilir ama mesela şöyle söylesem çok ilgilenecek herkes. Şu biyolojik ritim olarak doğrudur. Senin önünde mesela diyelim ki bir tabak yemek olsun değil mi işte? Ekmek, üstüne avokado sürdün filan, lor peyniri böyle orta karar, iyimsi bir şey değil mi? Kepek ekmek falan. Şimdi onu sen sabah yediğinde kahvaltı olarak sana problem çıkarmıyor. Tamam mı? Kan şekeri veya insülinin onu gerektiği gibi halledebiliyor. Çünkü hazır, güçlü zaten. Evet, çünkü onun saati o. Saati. Mesai saati o. Pankreasın, insülinin, sindirim enzimlerinin, midenin, karaciğerin mesai saati gündüz enerjiyi senin çaban için yani kullanmana yönelik. Yani pilini şarj et. Yani pile enerji yüklemekle ilgili, şarj demeyeyim de. Ama gece olduğunda aynı yemeği alıyorsun. Sadece saatte sabah 8 yerine akşam 8 oluyor. Tamam mı? Aynı günün 12 saat sonrası. Bütün pankreasın, insülinin, enzimlerin, onların bunların sanki sen sabahki halinden 10 yaş ileriymişsin gibi daha tekleyerek çalışıyor. Çünkü o saat onun mesaiti saati değil. İş dönüşü eve geldiniz. Evet. Görevi değil onun. Yani elbette. O saat görev saati değil. O yüzden sabah insülin rezistansın yokmuş gibiyken akşam varmış gibi cevap veriyor sana. O yüzden akşam yemeler hep bele kilo aldırır ya da orada bir sorun vardır. Çünkü yemek, iz sindirmek,
onu yok enerjiyi kullanmak falan gecenin işi değil. Gece daha açlık ve temizlenme ile ilgili iş. O yüzden bütün dünyada uzun açlıkları hep akşamı kaldırarak yapmak lazım. Yani önce bir o 16'lar falan çıkmıştı, 16-8'ler. Akşamdan akşama yesek de olur olmuştu, o değişti. Şimdi akşamı alacaksın. Yani vücudunun biyolojik saatiyle görevleri, organlarını doğru vereceksin. Organlar shiftle çalışıyor. Karaciğer gündüz enerji ayırabilir ama akşam kendini yenilemesi lazım. İşte pankreasın gündüz enzimlerini verir yiyeceklerin için veya insülini salar ama akşam onun da kendini yenilemesi lazım. Dolayısıyla gece çalışmıyor bizim organlarımızın gündüz yaptığımız işler olanı, özellikle de yemekle ilgili olanı. Bu belki sirkadiyen konuda en çok insanın zihnini açabilir. Yani yeme içme işinin gündüz olmasının sebebi bütün organların kendilerince görev saati olarak hazırız, saati diyorlar. Görmemeleri. Yani gündüz hazır, gece değil. Peki bu içi ve dışı nasıl dengeleyeceğiz? Ne konuda? Yani iç saat ve dış saati. Hı. Yani şimdi bu iç saatimiz evet. var anlattığınız. Dış saat güneş. Güneş değil mi? Şimdi nasıl dengeleyeceğiz? Bir, vücut neleri dış saat olarak algılıyor ve uyum gösteriyor? Bir, göze giren ışığı algılıyor. Yani güneşin ışığının yaz veya kış, saat kaç olursa olsun, dünyanın neresi olursa olsun geldiği açısından ve dalga boyundan ne gün, ne saat, ne mevsim olduğunu anlıyor. Bir kere onunla otomatikte o. Gün evet, gün başladığında bir reset etmen gerekiyor. Kalkıp gün ışığını gördüğün zaman zaten göz ve beynin arkasındaki merkez saatini kuruyor, iç saatini ve diğer bütün organlara söylüyor. Yani hiçbir hücre yok ki üstünde iç saati olmasın. Yani bir sürü saat var üstümüzde. Evet. Dolayısıyla sabah onu kuruyor ve gün boyunca bu böyle devam ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sabah gün ışığına çıkmıyoruz. Bütün gün ofiste ve gerçek ışıkta değiliz. Yani ben şu anda buradayken bu ışıkların dalga boyu neyse ve o dalga boyu güneşin hangi dalga boyuna denk geliyorsa, ki genelde mavi daha yoğun ve sabaha ait saatler oluyor. Günün hangi saati olursa olsun beynim öyle zannediyor gibi düşünün. O yüzden ben o saati hep bozmuş oluyorum. Artı ne bozar saati? İşte geç yatmak bozar. Çünkü yatma saatin belli. Akşam yemek, o da saat bozucu. Çünkü gündüzdür o. Akşam hareket etmek, çok hareket etmek mesela. Geç saatte spor yapmak. Vücudun biyoritmi gündüz av yakalamaya müsait ya, ışık varken. Işık gittiğinde akşam spor salonu hikayesi olduğunda gene dürtmüş oluyorsun biyoritmini. Yoruyorsun ekstra. Evet. Ve mesela insanların aklına gelmez ama bizim bu çok sıcak kaloriferli evde olmamız. Biyoritimde gece ışık yoksa soğuk var. Soğukla beraber düşer sistemin ve uykuya öyle girersin. Yatak odalarının sıcak olması, gece sıcak yerde oturmak da biyoritim bozucu. Bunların hepsini uçağa binmiş, Amerika'ya gitmiş, saati bozulmuş gibi düşünelim. Veya, jet lag. Evet, jet lag gibi veya haldır haldır kahve içmiş gibi, ki kahve içmek de aynı şekilde bozuyor. Öyle düşünelim. Yani aklımızda şey olması lazım. Böyle bir işte daha mağara dönemi, gün ışıdı. Daha işte sabah 5.30 dışarı çıktı. İşte biraz hareket etti, avını kovaladı. Her dakika yemek bulamıyor. Birinci yiyeceği ile ikinci yiyeceği arasında uzun bir aralık oluyor. Sonra karanlık olduğunda gene köşesine çekiliyor ve orada ateşten başka ışık yok. Artı soğuk ve artı uyuyor. Şey gibi düşünelim gene. Uyum. Uyum, evet. Dans etmek. Evet. Dans ederken dışarısı ben sizin, nasılsa evet, biz de ona işte olmak onunla zorundayız. Uyumlanmak. O kadar güzel anlattınız ki aslında. Ben mesela çok alerji hastasıydım hocam. Ve çok tabii ki tıptan da fayda görüyorsunuz ama bir süre sonra bunun benim sizin sirkadiyeni dinledikten sonra kendi içimde halletmem gerektiğine karar verip sabah koşullarıyla, fırtına da bile, yürüyüşleriyle pardon, doğaya uyumladıktan sonra alerjilerimin azaldığını, çünkü merhaba dediğimi fark ettim. Hemen. Bir de ışık. Gözüme süper. Gözlük takmıyorum, gözümü bravo, çalıştırıyorum. Şimdi alerji dediğiniz için belki şurayı daha iyi anlayacaklar. Kortizolden gireceğim. Şimdi normalde sizin alerjiniz kaşıntı olarak olsa, işte burun tıkalı, diyecekler steroidli kortizonlu bir sprey, bir krem falan. Ne yapıyor? Sana içinde kortizol olan, yani alerjini bastıracak bir şey veriyor değil mi? Yapılan şey o. Peki bizim gövdemizde, sizde var alerji, bende yok. Demek ki bendeki kortizol yeterince var ve benim alerji yapacak şeyimi baskılıyor. Sizinki baskılamıyor. Aradaki farkı anladık. Peki biz bunu doğal nasıl yapıyoruz? Sabah erken, yani kortizolün saati ne zaman? Sabah güneş ışığıyla beraber 5.30-6'da doğal kortizol var. Ve laboratuvar testlerinde de kan testlerini o saatte bakıyorlar. Ha, demek ki ben erken kalkarsam ve ışıkla muhatap olarak kalkarsam o saatte doğal kortizolümü yükselttiğim için o da benim alerjik yatkınlığım varsa
doğal ilaç gibi onları bastırır. Siz onu başarmışsınız. Çok da çok da böyle hani herkese böyle durup durup ne olur sabah kalkın doğayla buluşun. Bir de ben güneş gözlüğü de takmıyorum. Yani evet. Çünkü onun bir kası olduğuna inanıyorum. Aynen. Bu yaştayım. Onu da ben de çok söylüyorum. 48 yaşındayım. Daha yakınlarım başlamadı. Kasımı çalıştırıyorum. Göz kasımı çalıştırıyorum. Hem öyle hem de o yani göz beyin kadar kıymetli bir şey. Yani gözün yani İşte o ışık algısı ve saat kurma ciltte de var reseptörler. Yani her tarafta var ışık reseptörleri, melatonin reseptörleri falan ama en yükseği gözden. Hatta şöyledir mesela katarakt olan bir yaşlı birinin katarakt ameliyatının önceki otoimmün hastalıkları ve şikayetleri ameliyatından sonra azalır. Çünkü ışık artık geliyordur ve gene sistemi ritimleyebiliyordur. Çok evet. Çok güzel, çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. D vitamini biliyorsunuz çok konuşuluyor. İki türlü D vitamini konuşuyor. Ben ikisini de sormak istiyorum. Bir tanesi dışarıdan alınanlar ve öbürü de güneşten ve doğadan alınanlar. Fakat bunun senteziyle ilgili kafamız çok karışık sanırım. Sadece almak bir D vitamini almak mıdır? Ya da sadece güneşlenmek sentezini nasıl yapabiliriz? Tamam. Şimdi oralarda ben anımsıyorum bu konuşmaları yaptığımı. Sonra tabii bu yayıldı ama tam oturmamış olabilir. Şimdi bir kere zaten D vitaminini, yani D vitamini tek başına bir şey gibi ya. Ben oraya da daha büyük bakmak ve D vitamini miktarımızın tutabildiğimiz ışık olduğunu almamız lazım. Yani bizim dışarıyla o iç saatimiz ne kadar senkronize ise aslında o kadar doğru D vitaminimiz var. Yani D vitamininin olmaması aslında biyoritmin ve sirkadiyen ritmin eksikliği demek. Yani netleştiremiyor kendini ışıkla gibi düşünelim. Bu birincisi. Yani iyi D vitaminim varsa iyi sirkadiyen matchim var. Yani uygunum dışarıyla demek. Ve cildim, vücudum, her şeyim vitamin D tutabiliyor demek. Şimdi sentetikler bir yerde dursun, oral alınanlar. Biz güneşten nasıl alıyoruz hikayesine gelince. Şimdi güneşin yani sonuçta foton değil mi? Foton, yani güneşin ışığı fotosentezi nasıl yaptırıyor? Yaprağa vurduğunda da yaprağın üstünde onu absorbe eden bir takım moleküller var ve ışık aslında orada bir kimyasal olayı başlatıyor. Yani dışarıdaki ışığı şey gibi düşünün, böyle sanki mercekle ışığı tutup alev çıkarabiliyorsunuz ya bir yerde. Evet, doğru. Oraya onun küçüğünü ışığı düşünün. Işık geldiğinde orada bir şey başlatıyor. Da olaylar oluyor. Şimdi bizde de yapıyor onu. Yani ışık cilde geldiğinde bir kimyasal olaylar zinciri başlatmış oluyor aslında. Ama bu zincirde dediniz ya eksiklik oluyor diye. Nedir oradaki problem? Bir, kimyasal olaylar zinciri için önce olayların başındaki ciltteki yağ bir tür kolesterol lazım. Ha, kolesterol ilacı kullanıyorsam demek ki işim zor. Az yağlı yiyorsam demek ki işim zor. Aşırı zayıfsam demek ki işim zor, değil mi? Böyle bir düşüneceğiz onu. Çünkü başlangıçta bu lazım. Hatta belki veganlıkta bile bu düşünülebilir. Çünkü onların da eğer çok düşükse doğal kolesterolleri gene ihtiyacımız olan şeyi alamamış oluyoruz. İkincisi kolesterolün dışında omega 3 türevi iyi yağlar da lazım. Çünkü onlar da hücre membranlarında varlar ve inflamasyonu azaltan şeyler. Ne kadar balık yedim, ne kadar keten tohumu yedim, ne kadar avokado yedim falan filan, o hiç öyle gider. Demek ki ona da ihtiyaç var. Üçüncüsü de burada bir sürü moleküller oluyor. Mesela işte vitamin D'nin her türlü oluşumunda işte magnezyum da lazım, sülfürler de lazım. Ama bunlara baktığında nereden geliyor bunlar? Hepsini suplement mi alacağız filan yani diyoruz. Baktığında aslında doğadan ve topraktan geldiğini görüyorsun. Yani sen bir bitkiyi, sebzeyi vesaireyi daha fazla yediğin zaman işte brokoliler, yeşiller, mesela beta karoten, havuç, hani yanarken kullanırız onu değil mi? Demek ki ışıkla bir ilgisi var onun da. Evet. Bu tip bitkileri ve bitki yağlarını çok kullandığımız zaman o absorbasyonu arttırmış oluyoruz. Yani sanki tamamlanıyor. Şunun gibi, evet, yani şunun gibi. Sanki bitkisel sağlıklı besinleri aldığımızda onlar içimizde ya, sanki biz de buradan fotosentezi arttırıyormuşuz gibi düşünüyoruz. Tamamlıyoruz birbirimizi. Evet. Onun için mesela bol yağlı iyi bir salata yedikten sonra güneşe çıkmak mesela daha çok ışık tutucu diyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Mesela leke olmuyorsa, özellikle konuştuk sizinle daha önce güneşe alırken, demek ki burada rahatsız edici bir dalga boyu yok ve o lekeyle vücut bariyer yapıp atmaya çalışmıyor. Hmm. Onu dönüştürebiliyor demektir. O yüzden ciltten alınan işte gündüz 11 ile 2 arası falan filan 10 dakika, bunlar hep bilinen şeyler ama bilmemiz gereken sebze ve bitkisel ağırlıklı beslenerek aslında ışığı daha çok tutabileceğimiz ve vitamin D seviyemizin aslında bizim sirkadiyen uyumluluğumuzu gösteren, tuttuğumuz ışığı gösteren miktar olduğu. Tabii ki oral da destek gerekiyor eğer yapılamadıysa. Evet, onu da alıyoruz ama onu alırken de işte vitamin D... Nelere dikkat etmek gerekiyor? Saati var mı?
Şöyle, besinlerle etkileşim var mı? Bence iki basit kuralı takip edebiliriz. Birincisi, daha önceden daha düşük doz söyleniyordu ama şimdi günde 5000 ünite uygundur günlük olarak. Aynı seviyede tutmak için deniyor ilişkiler için. Bunu bilgi olarak okey kabul edebiliriz 2 ile 5000 arası. Bence daha önemli iki konu var. Bir, gündüz almak gerekir. Çünkü zaten gündüze ait bir sinyal olduğuna göre vitamin D gündüz olmalı. İkincisi de işte yağ değiriyor, hormon vesaire var ya. Yani bana sanki bol yağlı bir yemekle beraber almak onu hedefe daha çok götürür gibi geliyor. Bir de karabiber var orada, çok uyguluyorum, sizden öğrendim. Karabiber de işte zaten her türlü vitamini alırken belki kullanabiliriz. Çünkü o işte onun içerisinde piperidin vesaire bir çok madde var. Var hocam. Amacı şu yani, amacı şu. Safra kesemin ağzını açayım da oradan da yağ emiciler gelsin, safra malzemeleri. Olanı da içeriye emeyim gibi bir şey. Aslında bir sürü şeyi yemeğe yani biraz yağ ve biraz karabiberle alırsak sanki o vitaminin daha yükseği içeriye girer gibi bir mantık oluyor. Çünkü zaten bunu da ekliyorlar bazı ürünlere bu iddiayla. Ben salatalarımı bile sizin dediğiniz gibi öyle yapıyorum. Karabiber, zencefil, zerdeçal, salata sosumu öyle yapıyorum. Gerçekten güneşle etkileşimimiz olduğunda hem lekeniz olmuyor hem dinç oluyorsunuz. Koruyucu bile kullanmanız gerekmiyor. Biz herhalde en çok seyircilerimize de onu hatırlatmak istiyorum. Biz bir ürünü aldığımızda, bir bilgiyi aldığımızda yaptık zannediyoruz. Halbuki devam ettirdiğimizde bir sonuç oluyor. O genelde oluyor. Diyor ki hastalar, biz ne kadar devam edeceğiz bu duruma? Yani diyorum ki bak... yapabiliyor musun mesela, diyeyim, her gün yemek yediğine göre, her gün uyuduğuna göre, yani vücut için doğru bir şeyler yapıyorsan diğerlerini de devam etmen lazım aslında. Bu ne kadar su içeceğim demek gibi, ne kadar şey, yemek aynen yiyeceğim demek, evet, gibi yani bir şey. Ben hep böyle bunları mı yiyeceğim falan, hani bir gün dönebilir miyim pasta, makarna, pizza falan. Onlar şöyle, hani diyet aslında hep bu, biz normal yiyelim, normal sandığımız bu bahsettiğim yiyecekler de işte salataları yemek diyettir gibi düşünülüyor ya. Aslında diyet öbürü. Öbürü. Öbürü yani normal öbürü yok. Yemek bu. Normal. Bu arada karabiberin mucizesini de ekrana verdik hocam izninizle. Karabiber safra kesesinin ağzını gevşetir. Böylece safra özü daha çok salınır. Evet. Şimdi safra aslında şeydir yani, hani insanlar onu unutuyor ama safra dediğin kolesterolden yapılır. Mesela birinin kolesterolü yüksekse, bir erkeğin, ve bu bir gündemse, karaciğerdeki kolesterolün bir kısmının safra yapılarak atılması aslında, yani böyle bir bilgi bir yerde yok ama mesela karabiber kullanmak kolesterol için iyidir denilebilir dolaylı olarak, safrayı attırdığı için. Veya İkinci safra fayda, çamuru varsa fayda, değil mi? Veya mesela kabızlıkta bile olabilir, çünkü eğer safra yeterince rahat akmıyorsa, oradaki yağlarla ilgili o emilin sorunu varsa bağırsak da daha az kaygan olacaktır yani aslında. Yine mesela safra niye mühim? Karaciğerin toksinleri de o safrayla atılan bir şey. Demek çok ki fibrokistlerimiz doğru. Varsa da karabiber yarar. Hani bugün karabibere piyango çıktı ama yani diğer biberler de açar aslında. Kırmızı biber falan da. Yani bu bitter acı tadı safra ağzını açan bir şey. Biraz önce açıkladınız ama ben bir daha okumak istiyorum. Vitaminlerden önce içilen karabiber, yağ vitaminlerinin hedefe daha çabuk ulaşmasını daha sağlar. Evet, yani yağın içerisinde karabiber olduğunda, yağla emildiğinde hücrelerden daha kolay geçiyor içeriye, öyle söyleyeyim. Karabiber safra kesesinin doğru çalışırsak vücuttaki her şeyi hedefe gidişini kolaylaştırır. Hedef hücre oluyor, hedef zaten. Hücre oluyor. Daha yüksek yararlanmış oluyoruz. Yani daha çok emilmiş oluyor oradan geçip dışkıyla atılacağına. Hani almışken vitaminimizi bari biraz daha emsin diye. Bir de ülke olarak da çok zenginiz karabiberden. Çok da var mesela, karabiberimiz. Yani zaten hani karabiberden girip sumaktan çıkıp onun sonu yok ya. Bu baharat dünyası. Yani ben bu baharatların ve küçük tohumlar var ya, çörek, keten falan ve onların yağlı böyle tohumlar. Bir şey, yağlı tohumlar, bravo. Bir kavanoza konulup yani her türlü aklıma gelmeyen gelen onların böyle görev gibi, hani nasıl alıyoruz omega 3 alayım ben bugün filan gibi, onların görev gibi böyle koca yemek kaşıklarıyla, çorbayla falan günlük içilmesi gerektiğini, yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü unutuyoruz onları, denk gelmiyor yani. Ben öyle durumda en çok kullandığımın yanına koyuyorum. Hani ben de evden bir bilgi vereyim. Tuzun yanına mesela ne kullanıyorsanız, suyun yanına, neyi hayatınızda unutmamam gereken vitaminleri de diş macunumun yanına, diş fırçamın yanına koyuyorum. Evet. O birbirini çok tetikliyor açıkçası. Çok yaranıyorum. Peki yine beslenme üzerinden ve bu ritimlerle ilgili gidersek, biz tabii ki bu dönem
Yani beslenme dediğimiz şeyi doymak ve beslenmeyi karıştırdığımız bir dönemin içindeyiz. Evet. Dünya olarak. Doymak başka bir şey, beslemek ve beslenmek. Siz hep bunu açıklıyorsunuz. Hatta hücreden başlayarak açıklıyorsunuz ama yıllardır öyle. Bize. Hani herkesin. Çok teşekkür ediyorum. Ama ilk yaptığımız şey çiğnemek. Şimdi ben sizden çiğnemeyle ilgili aslında neler yanlış yapıyoruz ve nasıl bu davranışı değiştirebiliriz? Önce hani bunu içselleştirmemiz için bize neleri anlatabilirsiniz diye sormak istiyorum. Şimdi biz nasıl içselleştirelim? Menfaatimize ikna olursak içselleştiririz. Yani. Burada bir menfaat kovalamamız lazım. Şimdi birinci menfaat, önce küçükmüş gibi gözüken menfaatlerden konuşalım. Şimdi ağzımızın içi bir mukoza değil mi? Yani zar burası ve tıpkı dil altı ilaçları gibi aslında buradan her şey pıt diye geçiyor. Mideye, karaciğere falan. Yani buradan direkt kana karışıyor bir sürü şey. Şimdi tamam bunu anladık. Ağız altından işte var ya tansiyon ilacı, şu bu vitaminler. Demek ki ağzın içinden hızlıca kana karışma olayı oluyor mukoza olduğu için. O zaman ben tabii ki mesela diyelim ki ne dedik? İşte pancar yemek istiyoruz ya da bahsettik küçük tohumlar, yağlar falan onları yemek istiyoruz. Kuru yemiş yemek istiyoruz falan. Özellikle de sebzeler için. Ben bunları ağzımda tuttuğum sürece aslında bırak sindirime yardım etmesini aslında dil altı ilaç gibi onları hedefe göndermiş olacağım. Yani ağzımda çevirip durduğum bir domatesin likopeni bilmem nesi belki daha hızlı gidiyor olacak aşağı ineceğinden. Çok doğru. Ya da işte marulun ne bileyim pancarın içerisindeki o küçük mineraller daha çok oradan geçmiş olacak hedefe ve böyle çalışmalar da var. Yani daha çok ağızda çiğneyerek beklettiğinde ne kadar damar açıcı etkisi oluyor falan filan. Yani dil altı hapı alma yeri gibi düşünüp orada bekletelim gibi yapabiliriz. Bu bir avantaj. Çiğnemede. İkinci avantaj tabii ki sindirime yardım ediyor olması ama bu bile hani gazım var, sindiremiyorum, şişkinlik oluyor, çok çiğneyim falan. Belki bu da gene küçük menfaat. Asıl büyük menfaate gelelim. Asıl büyük menfaat bizim burada zaman kazanmamız. Çiğneme süresince ağızda geçirilen zaman, yani şöyle düşüneceğiz. Bizim önümüzde bir kaşık diyelim ki bir kaşığa makarna koydum değil mi? Hani kolay kana geçen bir şey. Bir kaşık makarnayı aldım, ağzıma attım ve iki kere çiğnedim, üç kere çiğnedim. O lezzetle, sosuyla gönderdim. Arkadaşım aynı makarnayı, ikizim olsun, o böyle bir 20 kere ağzında oyalandırdı. Şimdi bir tabağın bende bitmesi o iki şeyle normalde işte 10 dakikada, 5 dakikada bitiyorsa o biraz sallandığı için diyelim ki onu 25... Evet. Şimdi bir diyetisyene de sorduk bu tabakta kaç kalori var diye. Dedi ki 500 kalori var. İkimizin önünde de 500 kalori. 500 kaloriyi ben eğer 10 dakikada içeriye gönderiyorsam ve ikizim onu 40 dakikada gönderiyorsa dakika başına kalori hesabı yaptığımızda aynı yiyecek gövdeye girdiği halde yavaş yiyen sanki benim dörtte birim az yemiş gibi oluyor. Çünkü vücut öyle anlıyor. Dolayısıyla bu 10 dakikada yiyenden daha da hızlı yiyen varsa onunkisi daha da hızlı girmiş gibi oluyor. Yani birim dakikada vücudun içine giren enerji, kalori miktarının kana geçişine göre vücut cevap vermek zorunda. Harikasınız. Öyle olmasaydı açlık, tokluk, ikinci saat diye değer olur muydu? Kafamıza tabii göre olurdu. Demek ki hep iki saat ayarı var orada. Sıfırla ikinci saat, sıfırla ikinci saat. Sıfırla ikinci saate göre ayar yapan bir vücut için çabucak göndermekte mi yüksek şeker pikleri olur? Tabii. Ya da şeyde mesela nasıl konu olmuştu? Şekerli su içmeyelim, şekeri çok yükseltiyor. Bu testi yapmayalım. Çünkü o iyice sıvı halde ve direkt geçiyor. İçmek dediğin yarım dakika sürüyor. Tabii. Halbuki onun yemeği olsa o kadar sürmeyecek. Daha yavaş geçecek kana. O yüzden suyu içmeyelim, yemeği şimdi içelim yemek falan dermiş. Yani buradaki konumuz önünüze eğer seviyorsanız böyle kalori takip edeceğim, öyle o kafalardan gideceğim diye. Önünüzde ne kalori olursa olsun mesela bir kocaman poşet ceviz. Güzel, sağlıklı. Ne kadardır kalorisi? Atıyorum 800 kalori. Ben onu çok böyle sallanıp yavaş yavaş çiğneye çiğneye yediğimde ile abur abur yutan biri arasında o sağlıklı şey bile yüksek kalori gibi olur kana geçerken. O yüzden her yediğimizi yayarak yemek aslında vücudu ben yemiyorum diye kandırmak. Yani daha onu enayi yerine sokacak bir şey yok. Yani bence. Ya ben siz bunu anlatırken aklıma şey geldi. O zaman ne yediğimiz değil, neyi sindirdiğimiz kıymetli oluyor burada. O da bir başka konu tabii sindirirken ayrıca sindirirken, ama. Yani çünkü şöyle diyelim sizin söylediğinizi. Ne yediğimizin yanına ne koyacağız? Ne zaman yediğimiz, ne hızda yediğimiz, sonra nasıl sindirip nasıl emebildiğimiz.
Bence belki böyle daha çok doğru. Çok güzel. Yani o biz hep yediğimizle uğraşıyoruz da sindirebilme süremiz, yani alabilme süremiz buralar. Bir de ben zaten Ayşegül Hanım şunu anlayamıyorum. Hani birçok insan şey diyor son dönemde. İşte beslenmeden duymaktan sıkıldık, onu sıkıldık. Doğru. Yani bu bizim yaşamda kalabilmemiz için temel taşımız. Yani bir inşaatı siz kireç olmadan, su olmadan insanın da yani bunu bilmek, bunu öğrenmek aslında hayattaki en büyük yatırım. Doğru ve çok da basit kuralları var. Evet. O kadar atla deve bir şey değil ama insanlarda oluyor öyle ayak diremeler. İstiyor ki öbür tarafa gitsin ama tabii işte menfaatinin büyüklüğünü görebilse, yani menfaat şu, iyi hissiyat, iyi olma hali. İyi zihin, enerjik olmak. Herkes sabah bile ayaklarını sürüyerek gidiyor falan, değil mi? Evet. Yani zaten bunları düzeltmenin bize düşmüş kısmı işte bu bir iki tane hareket yapmak yani. Hmm. Eğer sağlıklı yiyemiyorsan akşam yememeyi seç. Hmm. Çok yemek istiyorsan yavaş yemeyi seç. Yani hepsini birden de seçme yani. Her yanlışı da seçme. Hmm. Öyle yapılabilir. Hatta ben bu yiyecek işinin artık iyice şeyinin bittiğini düşünüyorum. Şöyle gibi. Mesela ikimiz birer elma yiyeceğiz. Elma sağlıklı. Hı. Aynı saatte yiyoruz. Aynı hızda yiyoruz, değil mi? Ha. Daha önceki haliniz, içerinizi ne yaptıysa o mikrobiyom vesaire. Hı. Onlar da devreye girip sindirimde bir işler yapacaklar ya. Evet. Benim mikrobiyom iyiyse ben daha faydalanacağım o elmadan. Bu kadar işte. Oraya kadar gidecek ama o iş. Ama öyle yani. Evet. Demin anlattığınız ikizler örneğinde de bu gibi, iş böyle. Gibi. Çok çok güzel anlattınız. Yani orada sindirebilme kapasitesi. Aslında şeyden de anlayabilirsiniz. Evinizde boş bir alan olması ve rahat yerleşmeniz ya da çok alan olup tıkıştırmanız gibi. Evet. O eşyayı kullanamazsınız. 10 tane koltuk koyamazsınız gibi. Oturma alanına. Yani aslında birçok metaforla anlatılabilir ama çok çok güzel. Biraz daha açmak istiyorum. Mesela pankreas ve safra ile ilgili çok güzel ilişkilendirmeniz var. Burada bir ilişki var. Sentezleriyle enzimleriyle pardon. Bunu da bize birazcık anlatabilir misiniz? Şimdi, sonra da metabolizmayı soracağım. Nasıl hızlandırabiliriz diye. Evet, o da şimdi başa. O bizim hepimizin ana konusu. O lafı da birinin raftan kaldırması lazım metabolizması. Siz kaldırın hocam, hep kaldırın. Evet, çünkü o şey bir laf yani, böyle yuvarlak bir laf. Biraz o çok satın alınıyor hocam. Evet, ben nedense. Ben size açık açık söyleyeyim. O laf çok satın alınıyor. Peki. Ama onu siz açarsanız, tamam, içeriği olursa sadece satın almaya değil yaşamaya karar verir insanlar. Peki. Evet, ama ona şimdi düşündüğüm bir cevap bulacağım. Lütfen. Pankreas konusuna gelelim. Şimdi biz işte sindirdi, sindirmedi, gaz oldu falan bunları konuşuyoruz ama ben mesela pankreas konusunda şöyle bir acıklılık olduğunu düşünüyorum. Ya acıyorum ona. Yani pankreas acıyorum. Şu kadarcık bir organ zaten. O kadar çok işi var ki. Yani biz onu bir tek insülin yapıyor hikayesiyle biliyoruz ya, pankreastan insülin yetemedi diye. İnsülini var, glukagonu var, ağzına koyduğun her protein, her yağ, her karbonhidratı sindirecek enzimi var. Bir de bikarbonat denen vücudun en alkali sıvısı var ve onu üretmezse mideden gelen yiyeceklerin asidiyle zaten işte bildiğin şey olursun yani, ince bağırsağında ülser olur yani, anlatabiliyor muyum? Hani orayı koruyan bir şey. Yani çok işi var pankreasın ve küçücük bir organ. Ve hani 7-24 biz yedikçe onu çalıştırıyoruz, bir de gece çalışmaması gerekirken. Şimdi burada şu unutuluyor, yani bunun enzimle salgılaması lazım. Hızlı yedik, enzim lazım. Midemizde yeterince asit yok, sindiremedik, enzim lazım. Dolayısıyla orada pankreasın bu enzim yetersizliği, testlerde işte amilaz, lipaz bakıp çok yüksek bulununca belki konu, ki o da rutinde bakılmıyor. Hani böyle benim gibi hekimlerin biraz daha merakıyla gündeme giriyor. Ama öyle olmadığında bile o enzim rahatsızlığı oluyor. İşte o şikayetler varsa, işte gece yiyorum, taş gibi yatıyorum. Zaten gece uygun değil ama sen gene de zorluyorsun o sistemi. Ben şöyle düşünüyorum. Bu insülin rezistansı, diyabet, pradiyabet, hipoglisemi, bunlar gündemse ve bu iş o organın hikayesi ya, senin yaptıkların o organa yaptığı yük. Diğer yaptıklarını da hatırlayıp, yani işte orada da gene çok çiğnemek falan filan ama belki enzim desteği de almak gerekiyor. Çok böyle bitkisel enzim destekleri var. Mesela ananastaki bromelain falan gibi. Yani hayvansal olanları da var, bitkisel enzim destekleri. Enzim yani. Ama bizim yakında bu enzimleri de bir klasik magnezyum, omega 3 gibi alacağımızı düşünüyorum. Çünkü pankreasa yaptıklarımız yüzünden çok yük bindiği için ve çocuk dahil herkes obezdi, diyabetti falan olduğu için pankreası korumanın yollarından biri enzimden geçiyor. İşte safra kesisi de onun kardeşi, o da orada. Yani mideden sonra iş bunlara düşüyor. Bunlar olayı halletmek zorunda. Ama mesela pankreas oraya yeterince enzim veremedi, sen çiğnemedin, parçalanmamış moleküller aşağıya yürüdü. Ya. Gıda duyarlı ya da alerji dediğimiz şey ne?
küçük moleküllere inmemiş, daha büyük kalmış yiyeceklerin vücutça bana zararlı algılanmasının reaksiyonu, ya bağırsakta reaksiyon, ya işte eklemde, ya vesaire vesaire. Hani gluten gliyadin, bu hikayelerin hepsi aynı aslında. Oradan başlıyor. Dolayısıyla hani pankreası sadece şeker insülinle değil, enzimle de korumamız gerektiği için her çok çiğneme ona da yazar, ya da enzim desteği ona da yazar. Yine bir kısacık şimdi merak ediyorlardır. Enzim. Enzim şu. Enzim olmadan hiçbir şey olmaz. Enzim dediğin şey, ben onu şöyle anlatıyorum. Mesela A'dan B'ye kadar 100 metre yol var, değil mi? 100 metre yürüyeceksin. Enzim dediğin şey A ile B arasını aslında 1 metreye düşüren şey. Ya da bir tepe var 10 metre yüksekliğinde. O tepenin tepesini tırmanacaksın, öbür tarafa geçeceksin. Yani enzim aradan delik açıp öbür tarafa geçen şey. Enzim olayı hızlandıran şey. Diyelim ki bir plastik, ne diyoruz, doğada 1000 yıl kalacak. Ama o plastiği eriten bir enzim olsa yarım saatte gidebilir. Evet. Yani enzim kimyasal olayları hızlandıran şey demek. Sindirmekte de enzim o parçalanmayı, o makaslıyor ya yiyecekleri. İşte mesela ben bir ekmekten bir dilim ısırdığımda onun içerisindeki büyük karbonhidratları küçük 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 bölünüp glikoz olması lazım. Kana öyle geçmesi lazım. İşte oradaki makaslamaları yapan şey enzim zaten. Yani o makaslara ihtiyacımız var. Kesemezse çarkın dişlisi oluyor. Çarkın dişlisi. Dişliler birbirine sürterek çarkı işletir ya. Ya da şöyle, o yağı olabilir onun yağı. Ama ben gene de makası daha makası büyük. Yani büyük şeyi küçük parçalara bölüyor sindirimde. Enzim dediğimiz çok da önemli. Dışarıdan da ileride alınabilir diyorsunuz. Zaten yani hekimlerde yazıyor. Yani büyük büyük parçayı küçük küçük parçaya bölüyor. Çiğnemenin hücre düzeyindeki durumu. Çok güzel. Enzim küçük, yani hücre çiğnemesi. Hücre çiğnemesi. Ha, gibi yani. Tamam. Öyle bir şey. Tamam. Peki, şimdi tabii ki beslenmeyi, vücudu bir bütün, zaten hep bütünle anlatıyorsunuz siz. Her metabolizmaya şeyi doğayla, mı şey yapalım? Metabolizmaya yapalım. Sonraki sorumu da söyleyeyim, uyku ve nefes bağlantısını. O yüzden belki direkt bağlayabilirsiniz evet, de hiç kesmeyeyim olabilir. Diyeyim. Tamam. Metabolizmayı hızlandırmayı önce orayı anlatalım, sonra da şu uykuyu dinleyelim. Tamam. Nefesi daha doğrusu, ağız nefesi, burun nefesini. Şimdi metabolizmayı biz şimdiye kadar ne olarak anladık? Hani metabolizmamız hızlansın, yağ yakımımız artsın, bu laflar böyle dolanıyor. Evet. Ya, değil mi? Burada ne demek istiyor? Demek ki vücut yağ yakabilir veya yakmayabilir. Ya az yağ yakabilir, çok yağ yakabilir, değil mi? Bir şeyden bahsediyoruz. Yağ yakmazsa ne yakacak? İşte şeker yakacak, değil mi? Onu isteyecek, onu daha çok isteyecek falan. İşte buradaki demek ki metabolizma hızlansın dediği şey, vücudun aslında az açlıkla bile hop diye yağ yakmaya dönmesi. Bu kalçandaki yağ da olur, yemekteki yağ da olur. Demek ki metabolizmalar teklediğinde yakmayacağım ben bu yağı, yemekten de geleni depolayacağım, senin kalçandakini de yakmayacağım diye bir inatlaşıyorlar. Ve canı hep şeker yakmak istiyor. Neden? Çünkü şeker çok kolay yakılan diyelim. Çok ucuz ve bol bir yakıt olduğu için o var kolay ise yakıt. Öbürüyle uğraşmaz. Biz ona, yani bu metabolizma yavaşlamış ne demek olmuş oluyor? Biz ona böyle işte hazır karbonhidratlı unlu şeyleri verdiğimizde o kadar rahat bir şekilde bununla uğraşıyor ki, yani onu, o düğmeyi kapatacak iyi bir yoksunluk hissedecek ki yağ düğmesini, yağ yakma düğmesini açmış olsun. Yani bizim o düğmeyi paslandırmamızın sebebi yediğimiz kötü karbonhidratlı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme yüzünden. Demek ki önce onu oradan bir çekeceksin. Yani ona, sana bir daha karbonhidrat gelmiyor diyecek kadar uzun bir açlık arası vermen lazım. O uzun açlık arasını da zaten yağı yakmayı daha çok sevdiği geceye koyman lazım. Çünkü karanlık ve soğuk olduğunda vücut daha çok ısınmak isteyecek, değil mi? Evet, yağ yakan şeyler gibi. Kış uykusuna yatan hayvanlar gibi bizim biyolojimiz de öyle. Güneş varken, ışık varken daha çok karbonhidrat yakar. Buradan ne anlıyoruz mesela? Yazın karbonhidrat yemek daha rahat olabilir. Çünkü ışık dersiniz, var. Evet. Daha kolay ama kışın daha zor karbonhidrat yakmak. O yüzden de kilo alırız zaten. Şimdi gelelim metabolizmaya. Metabolizmaya yağ yakmayı öğretmek için ondan bir karbonhidratı ondan keseceksin. Ve uzun bir açlık gerekiyor. Nedir o açlık? Geceyi içine alması lazım. Demek ki ben işte akşam 6'da kestim, sabaha kadar aç kaldım, 1 gram veremedim. Bir gün, iki gün, bu böyle olabilir. 7'de kestin olmadı, 6'da kestin olmadı, 5'e geldin. Hala bile bir sorun varsa aslında o zaman da oksijeni kovalaman lazım. Çünkü oksijen yoksa da yakamazsın. Eğer senin uyku apnen varsa, gece burnun tıkalıysa ya da dişini sıkıyorsan, sigara içiyorsan, damarlarında ufak ufak tıkanıklıklar varsa nedir? Hani oksijen, yağ yakalım, aerobik egzersiz yapalım. Hani günlük hayatı şeye çevirerek söylüyorum. Demek ki yağ yakmak için oksijen gerekiyorsa
Değil mi? Evet. O yoksa da olmayacak. Yani iki şey kovalayacağız. Bir, şımarmış karbonhidrat yani sistemi hazıra alışmış. Edeplendirebilmek için gündüz aç bırakmayacağız. Çünkü o zaman çok kafamız gider. Evet. Geceden sabaha onun bildiği saatlere onu alıştıracağız. İkincisi de nefes ve oksijen konusundaki hatamızı çözeceğiz. Şu bile bir cevap olabilir. Benim metabolizmam yağ yakmıyor cümlesinde mesela soğuk duş bile büyük cevap olabilir. Çünkü vücut soğudukça yağı aslında vücudu ısıtmaya çeviren sistem de yağ yakan bir sistem. Karbonhidrattan ısıtmıyor kendini. Yağdan ısıtıyor. Hatta işte kahverengi yağ depoları, beyaz yağ depoları falan. Bebeklerin üşümemesi falan o hikayedir. Yani sıcakta kalmak da şişmanlatıcı bir şey. Ve yağ yaktırmayıcı bir şey. Eğer terle toksinini atmıyorsak değil mi? Spor yapmıyorsak. Evet, o hareket ayrı. Hareket o zaman ayrı. Hani harcıyorsun enerjini. O da ayrı bir şey. O da oksijenin girmesini evet, de artıyor. Oksijen. O da ayrı bir şey ama hani ben o konuda da şeyim, ne diyeyim böyle diller gibi spor yaparak yağımızı yakalımdan öte yağ yakma sistemini öğretelimdeyim. O yüzden çok güzel. Her şeyi öğrenmekle başlıyor evet, akşam zaten. Üstünden sabaha kadar olan serin ortamda erken uykulu aç kalınmış bir şeyden sonra vücut onu öğrenir. Eğer oksijen sorunun yoksa onun için de derin nefes alabilirsin. İşte onun için de yürüyüş nefes, yapabilirsin. Yürüyüş ve nefes ha. Çok kıymetli. Evet. Uykudaki nefes değil mi? Ağız uykudaki nefesi değil de burun nefesini de bize biraz açabilir misiniz? Şimdi genelde böyle filmlerde işte arkadaşımız, ailemizde, çocuklarımız bile böyle ağız açık hani böyle evet, uykuda diyorum. Falan değil mi? Burnundan alamıyor. Şimdi alerji olabilir, deviasyon olabilir. Bunlar çok yaygın. Alerji için konuştuk. Erken kalkmak önemli, bitkisel beslenmek önemli, glutensiz, süssüz yemek özellikle alerjiyi çok azaltıyor ama bunu bir hekimle de konuşabiliriz vesaire. Yani burnu bir açmak lazım. O bantlar var onları koyabiliriz falan. Bir de daha işimize geldiği için öyle hali var alışkın olmaktan dolayı. İşte onda da eğer burunda açıklık varsa ağzı kapatmak olabilir. Yurt dışında dediğim gibi ben onu şakalı yaptım ama gerçekten ağız bantları var. Ağzın etrafını bantlandırıyor vesaire. Ben onun mesela özellikle sabah yorgunluğunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer burundan rahat nefes alınamayarak uyunuyorsa sabah yorgun uyanma çok olduğu gibi çok farkında olunmayan şekilde çocukların dikkat dağınıklığı öğrenme zorluğunda da çocukların ağız açık uyumaları çok var. Onlara diş hekimleri plak yapıyor hani düzgün kapansın ağzı vesaire diye. Belki şöyle de bir fikir olabilir. Ağzından nefes alıyor olduğun zaman vücudun tam reset olmuyor uykuda ve tam dinlenme moduna geçmiyor. Yani hani tam kapamamışsın ışığı yanıyor gibi bir şey yani televizyonu sabaha kadar gibi düşün. Yani o yüzden biraz burundan alabilir rahatlıkta olması lazım. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Gündüz de ve gece de burundan almak niye ayrıca önemli? Burnun içindeki amaç o tüylerin amacı falan orada bir partikül tutmak ya dışarıya karşı. İşte bütün o mukozalarda bizim bakteri öldüren bir iç molekülümüz üretiliyor. Yaptığın sürece aslında orada o daha çok üretiliyor. Dolayısıyla da burnuna gelen şeyleri hani maske takıyoruz ya şimdi daha kolay öldürmüş olursun. Hatta böyle hastalıklarda yaparız ister istemez. O ses de buraları titreştirip o antiviral, antibakteriyel maddeyi arttırır aslında. Zaten doğanın verdiği nida sesleri evet. Onlar. Onu evet. Sana veriyor ki rahatla evet. Diye. Ah gibi. Gibi. Oh, gibi. Gibi. Atılma şeyleri daha çok ağızdan. Evet. Alınmalar burundan, nefesten daha mantıklı. Bu ağız açıklığı ile ilgili sabah kalktığımız zaman şimdi birçok insan haklı olarak soracaktır. Biz gece hani ağzımızdan burnumuzdan nefes aldığımızı bilmiyoruz. Ağız kuruluğu, ağız kuruluğu olabilir. Yorgun hissetme olabilir. Yanındaki söyleyebilir. Çeneyle ilgili sorun varsa, dişle ilgili bir sorun varsa diş hekimi söyleyebilir. Zaten yatmadan önce de anlayabilirler bir taraftan bir tarafa şey var mı diye, hani bir tıkanıklık var mı diye. Bence insanların yani daha büyük buruna ihtiyaçları var. Bu yetmiyor bize. Kesinlikle. Daha kocaman kocaman burunlarımız kesinlikle. Olmalıydı. Daha açık buruna daha açık ihtiyaç var. Miss Piggy gibi böyle evet, olmalıydı evet. Yani. Yetmiyor. Kısa bir reklam aramız var. Tamam. Devam edeceğiz hocam. Evet Ayşegül Hocam biz yavaş yavaş bitiyor programımız ama bizi izleyen seyircilerimiz için hem bugün ailede oturup sohbet ettiklerinde böyle birkaç anahtar cümleyle aslında iyi olma haliyle sağlıklı yaşamak için
Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle sizden dipnotlar alabilirsek. Şöyle yapalım. Birkaç alışkanlık kazandırmaya tamam. çalışalım. Yani bunlar hani laf ola gibi kulağa gelse bile o kadar yol yürütüyor ki hani benim dışımda binle insan bunları yaptığında görüyor. Nedir konumuz? Bir, eğer biz yavaş yemiyorsak, hani yavaş yemeyi öğrenemiyorsak bile aklımıza şunu getirelim. Yavaş yemek yediğim şeyin miktarını vücuduma azmış gibi göstereceğine göre ne zaman kötü şey yiyeceksem sözde makarna, pilav, pasta, tatlı ya da geç saatte yiyeceksem en azından o zaman için elime bir işte tespih gibi bir şey alayım. 20 kere çiğneyerek yutayım. Çiğneyemiyorsam kaşığımı bırakayım. 10'a 15'e kadar sayayım öyle yapayım. Yani çok demek ki aslında hani günemine gidince pasta börek yemeyin bıktık bu doktorlardan diyen varsa o pasta böreği yemek için böyle bir şey yapabilirler değil mi? Yani genelde de yapsalar iyi ama demek ki arkadaşlarına diyebilir ki ben bunu böyle yani tabağında herkesin 3 böreği olabilir. Ama bu daha yavaş yediğinde arkadaşı kadar kilo almayacağını bilecektir. Yani oyalanma kodunu sil diyorsun. Evet. Anne yani, küçükken anneler öyle derdi. Oyalanma hadi yederdi, çabuk aynen. yederdi. O kodu kesinlikle, sil diyor hocam. Yani kaçamaklarımızın hissiyatı şey daha az vicdan azabı çekeriz. Demek ki çiğnemeyi çok uzatmalıyız. Gene aynı şekilde eğer biz gene o pasta börek dünyasına girmek istiyorsak ya da işte bir tatlı bir şey yemek istiyorsak onu da gündüz yiyebiliriz. Mesela akşam fazla yemek yapıyoruz. Eğer hani kendimiz biraz daha kilomuzu kontrol edelim diyorsak aileye de vermemek lazım ama aileye veriliyorsa o tatlıydı, pastaydı, börekti akşam yemeğinde biz alıp onu saklayalım. Ertesi gün öğlen yemeği. Yine yiyeyim mi deyin ama öğlen evet, yani bunu zaman değiştirelim. Evet, hiç yapmamak çok zor olduğu için söylüyorum. Tamam. Demek ki pasta börekleri öğlene koyalım ve yerken de daha çok çiğneyelim. Bu bile bize en azından hiç kilo aldırmamayı başarır. Süper. Kilo vermek istiyorsak da gene böyle haftanın bir iki gününü akşam yemeğini aileyle oturmayıp o işte öğleden sonra vaktinde o çay kahve vaktinde biz kendi öğünümüzü yapalım. O geceyi pas geçelim. Mesela bu da bir şey olabilir. Bunlar en çok insanların çünkü kiloyu merak ettikleri için söyleyeceğim şeyler. Özellikle de belden kilo kaybınız olacağı için tartı değişmese bile sana ne oldu kilo verdin derler yani. Çok da güzel olur öyle bir şey. Aynen öyle. Bu olabilir. Uykuyu umursayalım dediğim gibi. Gerçekten de hani o televizyona bakıyoruz, ediyoruz ya da işte oyalanıyoruz şeylerimizde, elektroniklerimizde ama onu gündüze koyup uykuyu hep bir kar gibi görmek lazım. Yani her gece uykusu şey gözaltının güzelliğinden ertesi gün zihnine kadar hepsi bir kar. Uyusun da büyüsün ninni. Evet, çocuklar için öyle. İşte buradaki sorun hep şey, yıllar içinde olduğu için insan anlayamıyor. Halbuki sen her uykusuz kaldığın geceyi topluyor vücudun topluyor. O beynin de lampi var. Ayağının ödemi gibi beynin de ödem oluyor gibi düşün onu küçük anlamda yani. Uyumazsan o lenf temizlenmiyor beynin artıkları. Sen diyorsun ki işte annem benim 60'ında hafif bunamıştı ya bana da gelirse. Ama uyumadıkça gelecek zaten. Hani onun gibi. Uykuya dikkat edebilirler. Dediğim gibi akşam yemeğini kaldırmaya, çiğnemeye dikkat edebilirler. Nefes tabii ki önemli. Nasıl önemli? İşte ne kadar burnundan alırsan, bunların eğitimlerini veren insanlar var. Yani çok böyle büyük bir şey değil de şunu hatırlaması lazım. Mesela bana biri dese ki bir insanın yapabileceği en kötü şeyi söyle, düzeltmeyeceği. 3 öğün tatlı yiyor atıyorum. Hiç uyumuyor. Hani bir sürü şey sayabilir değil mi? Diyeceğim ki uyku apnesi. Uyku apnesindeki oksijensizliğin bozduğu kadar hızlı hiçbir bozulma olamaz. Oradan demek, başlıyor evet, mesele. Mesela nefesse konu apnen olmayacak. Sonra diş sıkmayacaksın. Sonra işte bunun içerisindeki alerjilerini falan halletmeye çalışacaksın gene beslenmeyle. Sonra burun nefesi yani sıralamada da o öyle geliyor. Apne daha önemli. Uykuyu söyledik, nefesi söyledik, dışarıda kinemi. Olmayı söyledik. Gece çok fazla işte çoluğa çocuğa da o kadar çok elektronik vermemek lazım. Biz buna çok da dandık yani hepimiz. Hakikaten acaba böyle bir ulusal kural çıkabilir mi? Yani saat 8 oldu mu bir daha bunlara bakmayacaksın gibi bir şey. Sınırlanmak. Evet onu sınırlanmak biraz güzeldir hayatta. Onu çok biraz. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben bence ederim. Bu akşam biz bunları bu yayından sonra zaten internette devamlı duruyor bizim yayınlarımız. Tekrar tekrar dinleyelim. Çünkü aslında bir kere de değil birkaç kere de insan bir şey içselleştirebilir. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi ki varsınız. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür sağ olun. Efendim hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Aklınız, kalbiniz, fikriniz paralel çalışsın kalın ve bol bol nefes alın diyoruz. Hoşça kalın.